Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 4 Mart Pazartesi Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Şanlıurfa'da 9 koşulu bir program. Yani programı şöyle inceledik, çalışmalarını bitirdik. Gerçekten işin içine çıkılmayacak bir program. Bu Şanlıurfa hem birinci olsun hem ikinci altılgan olsun. Ee, gerçekten zengin edecek bir program sevgili dostlar. Bakalım bizim de tuttuğumuz safkanlar var. Ön planda tuttuğumuz çizgi deyip altına ilave yapacağımız safkanlar var. Gerçekten e, yani çok zor bir program. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım sevgili dostlar. Tabii ki e, kurgumuzu alın. Son e, karar sizlerin sevgili dostlar. Bir tane banko adayımız var. Bir tane alternatif banko ismimiz olacak. Bakalım e, faydalı bir program geçiririz. Herkese bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 17.15'i gösterdi. Handikap 14-3 yaşlı İngilizler 1900 kuma çıkıyor. Birinci altılı ayağımızın başlangıcı olacak. Evet koşuya baktığımız zaman Ricardi yani burada e, Ferit yardımcıyla son yaptığı işini çok kolay kazandı. Şimdi mesafenin biraz uzaması birazcık kafamı karıştırıyor. Adana'da yarış hayatına e, başlamıştı. Sonra Urfa'ya geldi. Çok farklı bir e, potansiyel yani e, bir koşu sergiledi. Yani Riccardi burada mesafe uzun olsa da kazanmaya yakın gibi gördüğüm bir safkan. 5. İlk tercihimi olacak? Benim ikinci atımda bir nolu safkanımız olacak. Necmi Altın'la. O da yaptı Şanlıurfa uzun mesafede gerçekten çok çok etkili. E, hatta 4-5 boy gibi geç çıktı. Sonlarda gerçekten çok iyi bir Koşu koş çıkartarak geldi. Uzunu çok seven bir safkanımız. Ondan önce de zaten 1700 handikap 14'ü bir ikincilik elde etmişti. King Karaca'ya geçirmişti. Necmi Altın'la. Yani 5'e çok çok ciddi rakip olacaktır. Ricardi'ye eğer uzunu yadırgamazsa kazanmaya yakın ama bir de bu mesafenin atı sevgili dostlar kesinlikle imal edilmeyecek bir safkan. Benim kafamı kurcalayan bir tane daha safkan var burada. O da 9 no'lu safkanımız olacak sevgili dostlar. Yani burada ben bu üç safkana şans vereceğim e, sevgili dostlar. Çünkü son o da son yaptığı Handikap 14'te 1400'de e, kısa mücadele içerisine girmişti. Ondan önce 1700'e çok çok farklı bir koşan bir safkan e, karşımıza çıktı. E, ben bu safkanı da imal etmeyeceğim bu koşu için sevgili dostlar. Evet sıralamam 5, 1 ve 9 şeklinde oluştu altılık ayarımızın ilk ayağında. Evet geçelim ikinci koşu. Maiden 4 yaş tarafları 1400 metre kuma çıkacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada koşuya baktım Hazar Bey Adem Şen Şenbağar eşliğinde benim sizlere önereceğim ilk tercihim olacak. 4 nolu uğurlu at Necmi Altın'la Kesin imal etmeyelim. tabii ki 8-10 no e, yürekli gülü e, yaptığı iki e, koştan sonra hem 1400, hem 1300den sonra e, uzuna çıktı. uzuna daha farklı koştu bu safkan ama yine tekrar kısaya dönmüşmüş safkan. Bakalım nasıl bir mücadele içerisine girecek. E, değerlendireceğiz sevgili dostlar. E, mutlaka üçüncü tercihimiz olacak. Sonradan 3 nolu safkanımız e, kesin imal etmeyelim burada iki çim yarışından sonra Şanlıurfa'ya geldi 1300'de ee, ilk startı güzel bir dördüncü elde etti. Azar hemen arkasında bir nolu safkanımızın arkasında güzel bir üç, dördüncülük elde etmişti. Mutlaka yazalım. Yani burada taş olan e, bahsedelim biraz. Yani yaptığı son iki koşusu 1309. son 1708. de ayrıldı ama burada e, bir bomba getirebilir sevgili dostlar. Ses getirebilir. Bu safkana da dikkat diyelim. Ee, bence ve de yerin oğlu safkanımızda ben göz ardı etmeyeceğim. Yani zor geldi bu koşu bana gerçekten. 1 4 8 3 5 7 ikinci koştaki sıralamam. Evet geçelim 3. koşu şartlı 3 yamak 2 sınıfındaki aplantı arkadaşlarımız atmayacaklar. 4 ve Kore Arapların 2000 metre kuma çıkacaklar. 7 safkan yer alıyor yani koşuya şöyle baktım dağın yankısı yani çok çok öne çıkıyor sevgili dostlar iki no'lu safkanımız buna ciddi rakip olarak da son koşusunu kazanan Muş Fırtınası o da Tolga Yılmaz eşliğinde piste çıkacak. Son işinde kısa mücadele içerisinde Burhan Sarıdal eşliğinde koşuyu kazanmasını bilmişti. Yine etkili koşacaktır ama burada yavan atılmayacak bir safkan da var o da Altınoğlu e, Targutay olacak. O da ilk defa eee Şakir eşliğinde bu safkana dikkat diyeceğim ben. Evet 2 3 ve 6 3. koştaki sıralamam bu şekilde. Evet geçelim 4. koşu handikap 14 dişli amazlı 4 ve kararlar 1800 metre kuma çıkıyor. 12 safkan yer alıyor. 3'te 12 nolu safkanlar ekü olarak piste çıkacaklar. Evet ben burada bankomu Dilde Hanım tarafından kullanacağım. Ferit yardımcıyla yani bu grubu geçmesini bekliyorum. Son yaptığı 1800 işinde e, Öznülay Natural vardı. Yani onlar biri birinci bir ikinci oldu. Hemen arkasında güzel bir performans sergiledi. Levent Taptik eşine Yamak 1 sınıfındaki Aprant arkadaşlarımız atmıştı. Şimdi Ferit yardımcıya teslim edilen e, Dilde Hanım yarın benim net bankom olacak. Her iki altılığı da bağlıyor bank olarak değerlendireceğim. İkili için burada 4 nolu safkanımızı ben sizlere üstüne durarak önereceğim. İkili oynayacak arkadaşlar için mutlaka değerlendirin. Ee, ve de burada tabii ki Durdur beni veya 3 dolu Demir Kızım bu iki safkanı da değerlendirebilirsiniz ikili için sevgili dostlar. 5 Bankom 4 1 3 ikili oynayacak arkadaşlar için öneceğim isimler olacak. Evet geçelim 5. koşumuza. 5. koşumuz şartlı 4 dişlere ması 4 yaş taraplar 1900 kuma çıkacak. Ee, evet 15 safkanımız yer alacak. 2 ile 8 ekürü 11 ile 12 oldu safkanlar ekürü olarak piste çıkıyorlar. Evet 5. koşuya da şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman yine zor bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet burada ilk tercihimiz bir nolu safkanımız göze çarpanla başlayacağız. Aziz Akdemir ile 5 nolu safkanımız Can Hatice Menderes Avşar'ı görüyoruz üstünde. 9, 10, 11 mutlaka ve mutlaka yazmamız gereken safkanlar olacak bu koşu için. Ve de e, ekürlerden sevgili dostlar e, burada 8 nolu safkanımızı ben biraz daha hazır buldum. 8'e de bir çarpı atalım derim sevgili dostlar bu koşu için. Evet 1, 5, 9, 10, 11 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralama oldu 5. koşta. Evet geçelim 6. koşu Şanlıurfa Vali koşusu grup 3, 4, Likor Araplar 2000 metre kuma çıkacak 12 safkan yer alıyor. 5 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet e, yani bu koşu için sizlere önereceğimiz yani baktığımız zaman Sararan olsun, Girdabın oğlu olsun, Pekalp olsun. Yani her zaman yazdığımız ama bir türlü bizi e, yani e, geri planda bırakan koşular sergiledi. Tabii ki biz e, Sararan'la başlayacağız Ferit Yardımcı eşinde 12 oğlu Girdabın oğlu diyeceğiz. Bu koşu için mutlaka değerlendireceğiz. İkinoğlu Dörtnal Bey'i iyi koşacaktır. Eee yeni nolu Pekalp ve de e, yani burada Sindirella. 11 nolu safkanımız 10 nolu safkanımız e, Uluğöl yani yazılması gereken safkanlar <laughs> pardon arkadaşlar ve de 5 nolu oğlum benim diyeceğim bu koşuda gerçekten zor bir program bizleri bekliyor 8 12 2 7 11 10 ve 5 nolu safkanlar benim sıralamamda yer alacak sapkanlar. Tabii ki e, yarışlara yarım saat bir saat kala ona göre eyleme yapacağız ama sizlere önereceğim sapkanlar bunlar sevgili dostlar. Sizler de yani bizim verdiğimiz birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü atları da yazarak geçebilirsiniz. Ben kazanmasını beklediğim safkanları direkt önde öneriyorum. Sonra rakip hanesindeki tuttuğum safkanları buluşturuyorum. Evet, 7. koşuyla devam edelim. Şartlı 3-4 Kore Arapların 1400 metre kuma çıkıyor. 13 safkan yer alıyor. 10 ile oldu olduğu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet, geçelim. Ee, yani 7. koşumuz. Baktığımız zaman 7. koşuda dağ avcısı birazcık sırtan bir safkan sevgili dostlar. Ee, bizim gözümüze çarpan Ali Şambar eşliğinde dağ avcısı benim sizlere önereceğim. İlk tercihim olacak yedinci koşuda. Yani e, ben bunu sizlere alternatif demiştim ya arkadaşlar. Alternatif bank olarak önereceğim. Yaptığı son koşusuna yani baktığımız zaman 1400 şart 4'te yani iki boyla altın kaplının kazandığı o koşuda iki boy geride kalarak güzel bir netice elde etti. Yarın kazanma yakın gibi görünüyor. Alternatif banko ismimiz olacak. Evet tabii ki e, bunu Altınoğlu Mucit Tay Ferit yardımcıyla değerlendirmemiz doğru olacaktır. 9 nolu Yutan Girdap İsa Akyoğuz'da bu aralar kötü gitse de yarın güzel bir sonuç elde edebilir. Dikkat 3 2 nolu Safkanlar'da da çok çok dikkat diyeceğim bu koşu için. Bir alternatif bank ismimiz 6 9 3 ve 2 sıralamamız bu şekilde oluşacak. 7. koşta. Evet geçelim 8. koşu. meydan 4 yaş Araplar 1400 metre kuma çıkıyor dokuz 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada yine bir e, yani önde tuttuğum bir safkan var. O da Vesim diyeceğim 4 nolu safkanımız yine bir alternatif banko ismimiz olabilecek kaliteye sahip bir safkan. E, benim sizlere önereceğim ilk tercihim olacak. Şanlıurfa'da yaptı. E, yani koşulları 1800'e bir yedincilik sonra kısa mesafeye çıkınca farklı bir e, koşan bir safkan Burak Bektaş'la e, yani iyi bir performans mutlaka gelecektir. E, i̇lk tercihim olacak alternatif banko bir Tümez Bey orijini e, sizlere önereceğim. Sonra 3 burada mutlaka değerlendireceğiz. E, Sami Kaplan'la o da yaptığı son ikincili Şanlıurfa'da 1300'e güzel bir ikincilik elde etmişti. Yarın iyi koşacaktır. Sonradan 2 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu sevgili dostlar. Yani bu koşu için yazacağımız isimler 4 alternatif yine banko adamı adayımız 3 2 1 bunun ciddi rakipleri olmaya aday safkanlar Hatta 8 nolu joker yıldızda buna dahil edebiliriz sevgili dostlar. Evet geçelim 9. ve son koşumuza. Altılı gayrımızın son ayı şartlı 5000 mücadele kapanışı yapacağız. 4 ve Kore İngiliz'in 2000 metre kuma çıkacaklar. 17 safkanımız yer alıyor. 4 e, nolu Taneran, 13 nolu Zibidi ekür olarak piste çıkacaklar. Evet e, koşuya geldiğimiz zaman yani burada Taneran e, benim ilk gözüme çarpan safkan olduğu sevgili dostlar sizlere önereceğim ilk olacak. 5 nolu safkanımız Silver Cloud mutlaka kuponumuzda olması gereken safkan ve de 2 nolu dar sokak diyeceğim bu koşu için sizlere önereceğim. 3 isim olacak sevgili dostlar. Evet sıralamam 7 5 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamamız olacak. Yani grup 3'te 1700'de çok çok başarılı bir koşu sergiledi. Abdullah Çankay'la boyunla ikincilikte kalmıştı. O gün için Fethin e, Fet e Father Ferit kazanmıştı. Hatta bizim kuponumuzda da vardı. Dar sokak o kuşta güzel bir ikincilik elde etmişti. Yarın bu şanssızlığını kırıp koşuyu kazanabilir. 7-5-2 sıralamam bu şekilde son koşta sevgili dostlar. Evet Bursa aktaracağım Şanlıurfa programında buydu. Gerçekten çok çok zorlu bir program. Bir banka adayımız oldu. İki, iki tane alternatif banko ismimiz oldu. Herkese bol şanslar diliyorum. Hem Bursa hem Şanlıurfa programı için alasmadık.